Hizb-i Tahrir cemaasını teşkil kılınışlık gayesi siyasi. Siyasi gayeler bilen teşkil kılıngan. Uzu Hizb-i Tahrir degeni azatlık partiyesi degeni. Doğru mu? Partiye o. Siyasi manada tüzülgen partiye. O partiye uzunu aldığı ideolojiye sıfatı da İslamlı. Bayrak kılıp götürgen, elbette İslamlı dava kılışken, elbette Müslümanlar bugün. Hilafat davasını ilk özlerine ideolojilerine bayrak kılıp götürüşü, yani ilk degeni ular boşla gelmez. Yani bularını birinci maksatları hilafat. Yatsayam, tursayam, otursayam, külseyam, fakat hilafat. Hilafat bosa kiyin iş hal buladı. Birinci hilafatı ornatamız kiyin Öz-özden hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan biroz primitiv, ya'ni sayozroq, sathiyroq masala bilan boshlangan. Bu masalani o'sha Taqiyiddin Nabahoniy degan kishi boshlagan, aslida boshlanishligidan oldinroq Ikhvonul Musliminning jamoasiga a'zo bo'lgan bu inson va ikhvonlar ichida bir qancha yangi fikrlarini aytar ekan, qabul ko'rmagan. Odamlar uni inkor qilishgan. O'sha eng mashhur tortishuvi, bahslashuvi bor. Bahslash emas, biroz tanqidiy u odamga nisbatan biroz keskinroq tanbih bergan odam bor. Kim edi u? Bu Zilolni muallifi Said Qutb degan odam qattiq tanqid qilgan buni. Aytganki, sen degan hozir bir ishni boshlamoqchisan. Va boshlagan joyingdan yana 50 yil, 100 yildan keyin yana boshidan boshlaysan sen. Tayyor bo'lib turgan ishni to'xtatib, yangitdan ish boshlayapsan. Bu ish qilingan ishlar sen degan qabul qilmagan. Va asos solgan 1953-yilda. G'oyaga asosan o'sha islom nizomiga o'xshagan, demokratiya kufr nizomiga o'xshagan bir qancha fikriy masalalar bilan odamlarni qiziqtirgan. Va albatta Qur'on Karim oyatlarini o'zining partiyasi uchun dalil qilib keltirgan. O'rniga keltirganmi, keltirmaganmi? Tafsirlarda ko'rsangiz, mutlaqo Qur'on siyosiy kitob emas. Qur'on insonga hayotda yashashni o'rgatadigan kitob. Qandaydir siyosiy mavqifni egallash uchun Qur'ondan foydalanishlik yo'q. Siyosiy mavqifni egallash uchun, hukumatni egallash uchun Qur'ondan foydalanish bu din emas, bu siyosat bu. Bu işini kadımda ilk İslam ümmetinin içi de amalga aşırgeller, havariçler bugün. Hazreti Ali radıyallahu anh'un hilafatlarından keyin başlarına kegen birkaçı imtihallar içi de en aşaddisi havariç hurucu bugün. Havariciler çıkıp Kur'an ayetlerini okup Ali'ni kafir deyip öldürüşken. Kur'an ayeti bile. Ha, demek Kur'an ayetlerini siyasi maksatlar uçun delil keltiriş her daim doğru delil bula vermeydi. Hizb-i Tahrir cemaası Kur'an'da kayırdı halife kelimesi kilsi biz hakkımızda diye şey olur. Kayırdı valtekum minkum ummetun yedu'une ilal khayri ve ye'murune bil ma'rufi ve yanhavna anil munkarını okusa şu ayetini. Valtekum minkum ummetun kelimesindeki ummet bizimiz diye olur. Özlerini kelamlarını, özlerini kelimelerini kitapları da ümmet degende bütün İslam ümmetini nazar tutmuyordu bunlar. Ne deydi? Özlerini ümmet deydi. Müslüman yigitler bizimiz deydi. Ve ularga sizlerinin işiler hata, kılıyetken işiler la doğru, aytiyetken gapiler dava sıfatı doğru buluşu mümkün. Kur'an'dan, hadisten, ayetten gapiri yapsalar da. Lekin onu siyağı, hal yecuzu ay yasugal istidlal biha deseniz, misal için, mene şu delilini, şu delil siyağıya yürgüsse boladı mı deseyiz, ben Kur'an okşu bilmiyim ben deydi. 99% şuna kadar dedi. Ben deydi muallim insanını okuyamak halas deydi. Ondan ne desen katta katta masalalarını yapıyor yapsam deseyiz. Bu fikir masalası İslam'da hemen de var. Bilal ilimli bu meganı başı da. Ammar ibn Yasir ilimli bu meganı. Sahabeler içi de ilk İslamlı davrı da tazikı uçuragan sahabelerini özlerine müsak var işken. Lekin uşa sahabelerini hemmesi aldıda turgan İlimning manbai bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib qilgan u ishini. O'zidan o'zi kallasiga bir fikr kelsa ko'chaga chiqib taqillab tashlayvermagan.
Doğru mu? Doğru. Ben şimdi bunu ilmi cihatına aitiyemem. İlmi cihattan Hizb-ı Tahrir içi de ilimli adam yok buluşuya mümkünmez. Çünkü biraz ilim okuyan adam Hizb-ı Tahrir bulalmaydı. İmkaniyeti yok. İlim bulan adamda Hizb-ı Tahrir buluş imkaniyeti yok mutlaka. Demek ki Hizb-ı Tahrir ilimli adamların cemaası mez. Sosyologların cemaası. Sosyolog ne? İçtimai siyasi meseleler bu içi. Dindan faydalanmoqchi bo'lgan jamoat, Hizb-ut Tahrirning ilmiy kengashlarini, ideologiyalarini, taktikalarini, protokollarini solishtirsangiz, Leninning protokoli bilan bir xil. Faqat Lenin kommunizm degan, bular xilofat deydi. Lenin kommunist degan, bular xalifa deydi. Lenin butun dunyo proletarlari birlashingiz degan, bular musulmon ummati birlash, hizblar birlashingiz deydi. Ortada değerli farkı yok. Ne demek ki? İnkılabi hareketlerinin barchasi sosyologiya fani birinci orada turadi. Milletini inkılapge tortadigan fikirler sosyologiya fanidan kelib chiqadi. Akidede, akide fanlarımızda hammangiz okugansız. Akidede tarqoq, islami davadan tarqoq. Hiç kimge boysunmaydigan islami davadan qaytarilgan. Doğru mu? İslami dava kıladı tarqoq. Amiri yok, boşluğu yok, tizimi yok, sistemesi yok. Ne mi buladı? Hamma özüden özü halife yasaydı. Hiç kim birbirine buysungiz ki miydi? Akhir akıbat İslam ümmetini kanı tüküledi, milleti parakende buladı, yerleri vayran buladı ve bunun neticesini hayatta korup durup biz. Başlanış fikirlerde adamlarını közüge cazibeliği kuringen bulsa da, lekin bularının dünya karışları da İslami ilimge süyengen yegane nokta yok. Taqid-i Nabahani'nin şahsi fikirlerden din yasaşken. Bu ya bu şu. Taqid-i Nabahani müştahidi mutlak. Ya, kim etti onu müştahidi? Ha, bize et yapmış. Ha, bu. Başka adamların bir artası tapalmagen ayetinin manasını bu kişi taptı. Kaçan taptı? 1953 yılda. Kaysa ayet desen işi halife ayet. Ungacha yaşayan sahabeler, ungacha yaşayan İslam ümmeti nima qildi bu ayette? Ma'nosi nima bo'ldi endi? Valtakum minkum ummetun, sizlerden bir cemaa bo'lsin, ümmet bo'lsin degan ayetini okup, hozirgi kunda Özbek zabonlaridan bitta savodsizi bor. Chiqib olib, mana shu Hizb-ut Tahrir haqida nozil bo'lgan ayet deyapti. Ochiq aytyapti, ochiq. Hizb-ut Tahrir bo'lish farz deyapti. Mana shu ayetga ko'ra deyapti. Sizlerden bir ümmet bolsun buyruk deyipti. Buyruk farzga dalalat kıladı. Hizb-ı Tahrir buluş farz. Biz şu farzı bacarıyıp biz deyipti. Hop. Ungeçe Hizb-ı Tahrir cemaatı tüzülgünce yaşayan ümmet bu ayetini düşünmek gereken. Taqid-i Nabahani Rahimahullah bunu düşünüp iştihat kıyanakeller. Ve tez de bu ayetki amal kılıçlık için partiye tüzüttüler. O şey partiyenin namı Hizb-ı Tahrir'e geldi. Bana şu. İlmi cihatıdan kalak ekelliklerini özleri tan aladı. Ben bu cayda o braderlerimizge nisbeten başlardan ötken bir kança musibetlerini yüzlerge samakçımaz mən. Hayati tecrübe olarak ular bilen gəpləşərken siz bu da hemen gəpləşkənim. Doğru mu? Gəpləşməkən adam yok. Bir artı ilimliğini koruyan misalar? Bir artı dana yok. Bitti yarım tasiyen buluşu mümkün. O yaşlı gururu bilen şunu ilimde boylap koyan. Lekin aslen Kur'an'ın hadisini doğru düşünüldüğün adam buluşu mümkünmez bunların içinde. Bunlar sosyologlar. Yani sosyolog degeni cemiyetteki muammalarga adamların fikrini tartıp o şey muammalarda hem cemiyetteki adamların aybdar kılıp kursatıp yeçim bizde deyiş taktikasını kollaydıgın adamlar. Bana şu kayda, şunu yakışı bilim alıyorlar. O şey için Hizb-ut Tahrir cemaası kayırdı bulsa birinci muammadan gel başlaydı. Nima bo'lishdan qat'i nazar muammoni gapiradi va muammo haqiqatda mavjud hayotda. O'sha muammoga hamma qaragandan keyin buni aybdorlari hamma odamlarni ko'rsatadi, sen aybdorsan, sen aybdorsan, sen aybdorsan deydi. Xohlagan tuhmat shantaj montaj kampaniyasini uyushtiradi. Odamlar keyin ha bular aybdor ekan degandan keyin endi buni yechimini bilasizlarmi deydi. Ha, siz Hizb-ut Tahrir deydi. Üslub taktika şu, siyasi yani, sosyologların üslubu bu. Sosyologların üslubu. Demek ilimge asaslanganmaz.
Endi men siyosiy tomonni aytayin. Bular kim maydonga chiqargan? Bularni maydonga chiqargan kim? Orqada dastak beruvchi. Bular orqali islom ummatiga zarar berishlikni rejalashtirgan odamlar kim? Bu gapim taxminiy aytayotgan gap emas. İslam ummatiga, İslam ummatiga, bütün dünyadaki ummat Hizb-i Tahrir'ni bir tiyinga olgani yok, başka milletler de. Lekin Orta Osiyoga bu kirib kelgan paytda siyosatchilar bularga keskin hujum qilishdi, to'g'rimi? Ruxsat berilmasa qasddan o'qidi. Ya'ni demonstratsiya, odamlarga norozilik kayfiyatini tarqatish, nima qilib bo'lsa ham.